Herkese selamlar. Coşkun Akademi programımızın bu haftaki konuğu Poinsettia. Yani Latince adını söyledim. Gerçek ve bilinen adıyla Yeni Yıl incisi, Yeni Yıl rozeti ve en güzel kısmıyla da Atatürk çiçeği. Evet, Atatürk çiçeğimizi bu hafta tanıtacağız sizlere. Esasında çiçek değil bu. Gerçekten yaprak güzelidir. Ve yeşil yapraklarının üst kısımlarının kızarması sonucu çiçeğe benzer. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Ağustos'un sonlarında kendini gösteren, yeni yılda da tamamen oluşumunu tamamlayıp göze hitap eden çok güzel ve çok özel nadide bir bitkidir Poinsettia. Atatürk çiçeği, Poinsettia, bakımı gerçekten hiç zor olmayan, mevsimlik sandığımız fakat hiçbir şekilde mevsimlik olmayan bir bitkidir. Esas bizim aldandığımız konu budur. Mesela ne yapıyor? Çiçeklerini açıyor, yeşil yapraklarını kızartıyor, alt yeşil yaprakları kalıyor, tamamen oluşumunu tamamlıyor, ortası sarı, goncalı. Sonrasında döküm başlıyor. Diyoruz ki biz işte ya bakamadık ya da işte zamanı geçti diyoruz. Esasında böyle bir şey yok. Tamamen döküldükten sonra ve döküldüğü esnada bile biz rutin bakımlarını yapmaya devam edeceğiz. Nedir rutin bakımları? Normal salon ısısı, az derecede su ve olabildiğince loş bir ortam. Hatta karanlık bile diyebiliriz biz buna. Loştan kastımız karanlık bile diyebiliriz. Çünkü karanlık ortamlarda oluşumunu daha yavaş tamamlayıp yeşil yapraklarının kırmızıya dönüşü daha az oluyor. Ve nasıl diyeyim size, bir ay içinde oluşacaksa 3 ay içinde 4 ay içinde oluşuyor. Oluşma zamanı da az olduğu için tekrardan yaprak dökümünden sonra toparlanma dönemi de kısalmış oluyor. Yani biz ne yapacağız? Yapraklarını döktükten sonra güzelce 8'er 10'ar santim en uzun en aykırı dallarını kopartacağız ve ana gövdeden çıkan birkaç dalı bırakacağız. Yine rutin haftanın işte bir günü çay bardağıyla sulamasını yapacağız. O da sıcaklığı ortamında tutacağız ve dediğim gibi karanlık bir ortamda tutacağız. Eğer toprak değişim zamanını hissediyorsak, gelmişse aldığımız dönemden beri minimum bir 6 ay geçmişse toprağını ve saksısını yine rutin olarak değiştireceğiz. Saksı boyunu büyütmenize gerek yok bu bitkilerde. Seçeceğiniz toprak çiçekçi arkadaşlarımızda, bitki satan yerlerde satılan her zaman söylediğimiz gibi funda toprağı, perlitli funda toprağı. Bunu tercih etmelisiniz. Toprağını değiştirdikten sonra hani ölü gibi duracak ama emin olun ki o tekrardan kendini zamanla yenileyecektir. Loş ve karanlık bir ortamda aynı dediğimiz standartlarda, ölçülerde tutacaksınız. Sonrasında yaklaşık bir 7 hafta gibi bir zaman kapalı kaldığında, döküldüğünde 7 hafta bir zaman o ortamda tuttuğunuzda yavaş yavaş tekrardan yeşermeye, yeşerdikten sonra da yapraklarının kızarmaya başladığını şahit olacaksınız arkadaşlar. Başka anlatacağımız bir şey yok. Fazla detaya da girmeye gerek yok bu bitkide. Çünkü birçok kişinin yanıldığı bir durumdur. Mesela mevsimli çiçek sanılır bu. 3 ay, 4 ay çiçekli kaldığı için. Esasında demin dediğim hususları gerçekleştirdiğiniz takdirde mevsimlik bir çiçek olmadığını şahit olacaksınız arkadaşlar. Kendinize ve bitkilerinize iyi bakmayı unutmayın.